Yapılan son araştırmalara göre Türkiye'de yaşayan gençler, özellikle Z kuşağı, yurt dışına gitmek ve orada yaşamak için araştırmalar yapmakta. Bizler de gençlerin şu an hangi hayalleri kurduklarını ve özellikle 10 yıl sonra kendilerini nerede görmek istediklerini soracağız. 10 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz? 10 yıl sonra kendimi, benim bir hayalim var, karavan almak istiyorum. Karavanla gezeceğim, online'dan çalışmak istiyorum. Yani umarım olur. İnşallah. Siz nerede görüyorsunuz? 10 yıl sonra ekonomiyi düşünmediğim bir hayat düşünüyorum ya. Şu an hep mi düşünüyorsunuz? Vallahi düşünüyoruz. Dershane parasını falan ödüyoruz ya. Siz mi ödüyorsunuz dershane parasını? Ben kendim ödüyorum. Yani sadece dershane parası olsa keşke. Yani şimdi şöyle, yurt dışına çıkmayı düşünüyorum daha çok. Neden yani, yurt dışı? Burada imkan yok. Şimdi yeni alkole, kahveye, yemeğe zam gelmiş. Çorba bile 9 lira olmuş. Yani pek bir şey düşünmüyorum artık. Burada bir hayalim yok yani. Hayalim yurt dışında. Daha çok böyle internet işine gireceğim. Bir sipariş falan öyle şeyler almayı düşünüyordum. Bir de spor lisesi okumayı düşünüyordum da okumadım. Üniversite, şimdi 5 yıl girmeyi düşünüyorum. Yok. 10 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz? Allah efendim, bir yavru kedi gözünü 10 günde açıyor değil mi? Ama bizim bu halkımız bırak 20 senede daha açmadı gözünü. Açmadı. Şu anda ben 25 sene çalıştım. 25 sene bir fabrikada. Aldığım para 2,5 lira. Bu adalet mi bu Türkiye'de kardeşim? Amerika'da yürüyorum. Oraya gitmek istiyorum o yüzden. Neden gitmek istiyorsunuz? Gitmek her gencin hayalidir yani, Amerika'ya gitmek falan, yani yurt dışına. Onun için. Siz neden yurt dışını istiyorsunuz? Ya gerçekleşmek istediğim şeylerim var, hayallerim falan. Onun için yer Amerika yani, o yüzden. Burada gerçekleştiremez misiniz? Zor. Orada evet. Daha zor belki ama yani bir şekilde oraya atarsam kendimi daha rahat edeceğimi düşünüyorum o yüzden. Ne zamandır bu hayaliniz var? Bir iki yıldır falan herhalde, 1,5-2 yıldır. Amerika'da. Neden? Çünkü daha özgür bir ülke, daha iyi şartlarda yaşayabileceğim bir ülke, o yüzden. Biraz daha açar mısınız şartları? Ben zaten şu anda yurt dışına yaşıyorum. Nerede? Kazakistan'da yaşıyorum. Türkiye'de yaşamak istemiyor musunuz? Zaten 15 yıldır burada yaşamıyorum. Çok teşekkür ederim. Çok o yüzden sağ orası daha iyi. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Herkese tavsiye ederim. Bir de hayatınızı kurtarın. Hollanda. Mezerde. Abi deme öyle, Allah ne korusun. Ya? Nereye gideceğim? O kadar yaşlı değilsiniz. Yaşlı olma, ne olacak? Hayat o kadar durmuş ki. Görüyorsun. Neden durmuş? Baksana bu pahalılıkta. Türkiye'de değil ki, dünya ile. Böyle de olunca yaşayamıyorsun. Mesela ben çocukluğum Ümraniye'de geçmiş. Beğendiysen Ümraniye'liyim. İşte o hayat değişiyor. Durmuş ya. O zaman başkaydı, burada başkaydı. Çocuk. Nasıl başka şu an? Şimdi çocuk, işte ben yaşlı için konuşuyorum, bir şey bilemiyorum. Çocuktum, her şey vardı ama ben yiyemiyordum, ben alamıyordum. Şimdi de her şey var ama ben yiyemiyorum. Çünkü 10 sene sonra hiç yiyemeyeceğim. Denizin altında. Neden? Denizin altında ben yani. Denizaltıyla mı açılacaksınız? Vallahi 10 yılı bilmem de şu birkaç seneyi iyi görmüyorum. Ekonomik nedenlerden dolayı mı? Tabii canım. Başka ne olabilir abim canım? Peki bir ümidiniz var mı ekonominin düzeleceğine dair? Valla değişim olursa illaki bir şeyler olur. Olursa hiçbir yerde göremiyorum abla kendimi. Neden? Böyle derken? Devletimiz her şeyi yaptı abla. Hiçbir şey beklemiyorum şu an kendimden. Gelecekle ilgili bir hayalin, ümidin, hedefin var mı? İnşallah yabancı bir ülkeye gideceğiz ablam. Başka bir hedefim yok şu anda. Bunu bir çözüm olarak mı görüyorsunuz? Yani. 10 yıl sonra kendimi nereden görüyorum? Valla herhalde bu Türkiye'den olmayacağım. Bu gidişte. Başka bir ülkeye mi gitmek istiyorsunuz? Yani. Ne zamandır bu isteğiniz var? Vallahi bu 10 senedir var yani isteğim. Çünkü şartlar çok zorladığı için hani öyle bir... Ama imkan olsa tabii. O da yok tabii ya. Peki bir imkan olsa ilk nereye gidersiniz? Hiç durmam. Türkiye olmasın da nereli olursa olsun. Hiç durmam. Bir hayaliniz var mı bu ülkede? Ya aslında var. Yani vardı. Ama şu anda... Bekle bir şey demek istemem gerçekten. Vallahi ben de bilmiyorum. Mezarda olabilirim. Hiçbir yerde. Neden? Yani zaten ülkenin durumu belli. Çok kötüye gidiyor. Ekonomi sıkıntımız var. Zaten dayılar diyor telefonunu çıkar falan. Ya ne diyeyim ki? Boş boş konuşuyorlar. Peki bu soruyu 5 yıl önce sorsaydım farklı bir yanıt verir miydiniz? 5 yıl önce? Bir hayalinizden bahseder miydiniz? Yani o zaman tabii, o zaman... Bir yerde görebilirdik kendimizi ama şu an göremiyoruz. 10 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz? Boşlukta. Neden? Öyle. Yapacak bir şey yok. Boşluk.
Arabistan burası ya. Yine korkuyoruz biliyor musun? Neyden korkuyorsunuz tam olarak? Araplardan. Korkuyoruz. Hal ve hareketlerinden mi? Afganistanlısından, Suriyelisinden, hepsinden korkuyoruz ha. Biz de çocuk yetiştiriyoruz. Bizim çocuklarımız ne halt yiyecek? Vallahi kara kara düşünüyoruz. Onun için yok abi artık AK Parti'ye oy. 10 yıl sonra nerede görüyorsunuz? Burada görüyor musunuz? Yani görüyorum evet. Yani değil mi? Üniversiteyi okurum, oradan yazılım vesaire bir şeyler yaparım. Ha, belki yurt dışına da kaçabilirim bilmiyorum. Ki ilk tercihim olur yani. Neden ilk tercihiniz olur? Ya çünkü ülkede gelecek yok. Hep ne bileyim. Yani senelerce okuyorsun, asgari ücretin bir tık üstüne alıyorsun. Aldığın şey de sana yetmiyor. Araba alacaksın. 100 bin lira asgari ücret, 4 bin lira yani. Yurt dışında asgari ücretin yarısıyla alabiliyorsun. O yüzden alım gücü yok yani. Ne zamandır bu yurt dışı düşünceniz var? Kaç yıldır sizce? Kaç senedir? 15 yaşından beri var yani. Dolar şöyle 3'ü 4'ü yaşından beri var. 4-5 senedir var. 10 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz? Türkiye'de görüyorum. Türkiye'de. Doğru mu? Türkiye'de görüyorum. Peki sürekli yurt dışına gitmek istiyorum diyen gençler var daha çok. Evet. Ne düşünüyorsunuz gençlerle ilgili? Sizce çok neden gitmek değil. İstiyorlar? Türkiye'deki istediklerini bulamadıkları için gidiyorlar. Neden böyle bir durumda Türkiye sizce? Yani şimdi ekonomik şartlarla, çeşitli olaylar sebebiyle gitmek istiyorlar. Haklılar mı? Haklılar. Türkiye'deki gençlerimizin geleceği olsa, işe girme şansları olsa herhalde memleketini bırakıp gitmezler. Domatesin fotoğrafını çekin de artık gönderin. Ne kadar şu an? 25 lira. Haziran'a gün 25 lira hala. Akşam gene benzine zam geldi. Allah ver bir ekmek de 10 liraya çıksın kızım. 10 liraya bir ekmek çıksın. Ben razıyım. 2500 aylık alıyorum. Ama razıyım bak. Allah ver bir ekmek de 10 liraya çıksın kızım. Neden öyle dediniz? Biz kendimize de onlara utansın, biz utanmıyoruz. O başrollerde oynar, onlara utansınlar. Biz utanmıyoruz. Utanacak bir şey de yapmadı. Ama az kaldı. Çok az kaldı. Fıtıl fıtıl buradan ne gelecek kızım?